Kübra'nın başı rakipleriyle dertte. Kübra hem yemekleriyle hem de Dilek'le çok uğraştı. Kübra, sesini duydum ya, burada olduğunu anladım ha. Hiç konuşmuyorsun. Galiba siz İstanbul'u şöyle bir gezelim. Kız Kulesi, Eminönü. Daha sonra bir de gelinin mutfaktaya uğrayalım. Sonra da Cuma eğlenir gideriz havasına gelmesin Dilek'cim, buraya. Seni alkışlıyorum. Anladım ki bak. Durdun durdun. En son her şeyi hallettikten sonra bir de ben buradayım. Bir konuşayım. Sesin duyusun, havasına girdin. Buradan gittiğiniz zaman hafta sonu ben sana gezdiğim yerleri gezdireceğim. Gerek yok canım, ben burada oturuyorum zaten. İstersen ben seni gezdireyim. Ben buradayım farkındaysan ne zamandır. Sen o kadar evinde gibi hareket ediyorsun ki rahatsın. Sanki evinin mutfağında. Evet, hiç zamanla yarışmıyorsun. Burada rakiplerin yok gibi bir havalardasın yani. Gayet de yapıyorum, pişiriyorum. Benden 3 saniye önce koyduğum için böyle konuşuyorsun. 3 saniye mi? Ben koydum da sen hala patatesleri salçalıyordun yani. Kusura Dileğe bakma. Dileğe bak Dileğe. Dilek de öyle canım benim. Bakma bugün yemek kolaydı da. İki tane patates soyup attı erken senden fırına, onun için konuşuyor. Yoksa biz burada göbekler atarken Dilek yemek doğradığı zamanları çok daha... Bir şey söyleyeceğim. Bir sen niye kıza yükleniyorsun? Daha dün bir, bugün iki. Sen çok mu profesyonel yemek yapıyordun? Ben profesyonel yemek yapmasam bile işin içerisine girdim. Kameralar gösterdi be seni. Bak konuştum, kendimi savundum. Ama ağzı var, dili yok ya. Olabilir, onun yapısı da odur. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye, yarışma platformu. Ben kendimi gayet güzel... Sen aynı anda konuşmak istiyorsun. Sen bundan hoşlanıyorsun, zevk alıyorsun. Ben saygı duyuyorum sana, konuşmanı bitirmeni bekliyorum. Sen bitirmeden arkadaşın başlıyor. Arkadaşın zaten hiç bitiremiyor. Hatice Hanım, yorum bekliyorum sizden. Gelinime neden o kadar yükleniyorsun? Bak Hatice teyzeciğim, soru tarzınız bir. Siz gerçekten buraya yarışmaya gelmemişsiniz. Neden? Farkında mısınız bilmiyorum ama... Hani ne desem ilk geldiğin, acaba, ne sorsam diyeyim, acaba? Sen ilk geldiğin zaman birden mi böyle her evet, şeyi... Evet ben her şey... Ya yemek konusunda evet acemiliğimiz oluyor, olmuyor demiyorum. Ama ben buradayım. Ses tonumla, konuşmamla, yorumla kendimin tamam, varlığını hissettiriyorum. Tamam, belki biz de iki gün acemilik çekmişizdir. Belki bundan sonra açılırız. Hayır, konuşulmasından taraftarım. Hiç konuşmuyor, yorum yapmıyor, susuyor. Vaha var, yorum daha yapıyor. Yok mu? Ama Elif'le ilgili konu olunca avukatlık yapıyor. Avukat tutmuş getirmiş sanki Elif onu buraya. Ne alaka? Bizim gördüğümüz o. Her şey susuyor, direkt. Susuyor. O zaman siz de beraber şey misiniz? Dilek'le beraber yok, misiniz? Ben Dilek'i hiçbir zaman savunmam. Haklıyla haklı, haksız haksız. Kimsenin... Ben buraya kendim için geldim. Kayınvalidemle birlikte geldim. Biz kendimiz için geldik. Benim ekibim kayınvalidem. Onlar benim ekibim değil ki ben Elif'i savunayım, Dilek'i savunayım ya da Kübra'yı savunayım. Ve biz birbirimizi savunuyoruz. Siz sadece şey atıyorsunuz. Ya ben Elif'e hiçbir şey atmadım şu zamana kadar. Kübra, biz buraya gelmeden önce zaten anne diyordu. Tek orada beğendiğim bir bayan Elif. Elif'i beğenebilir ama gelip burada Elif'in ağzı dili var. Elif konuşmayan bir kız değil, kendini gayet güzel savunabilen bir kız. Kübra'nın savunmasına ihtiyacı yok ki. Niye savunup? Elif'i savunmuyor ki. Susmuyor ki hiç. Bunu konuştuk. Şimdi Kübra'cığım sen konuş. Ben kendimi gayet güzel savunduğumu düşünüyorum. Öncelikle yeri geldiği zaman da çok güzel konuşuyorum. Sadece siz tatmin olmuyorsunuz. Ama ben tatmin edeceğim sizi. İnşallah onu da gitmeden. Öğrendim. Çok iyi anladım. Bunu düşünüyorum. Elif'le ilgili bence Elif'i beğenmemim yoksa Elif'i benden önce de kıskanıyor muydunuz? Şu an onu düşünmeye başladım gerçekten. Çünkü kendilerine konu geldiği zaman ay hatadır, ay şöyledir, böyledir ezilip üzülüyorlar. Başkası bir şey yaptığı zaman hayır o ittifak, o yanlış, o öyle yapamadı, beceremedi oluyor. Ben anlayamadım yani ikisini de. Bize gelince durumu biz kabul ediyoruz. Ben birbirinizi de savunacak ki. Hiçbir cümle konuşmuyoruz. Ben Elif'i nerede savundum bana onu söyle. Siz nerede birbirinizin resmen avukatlığını yapıyorsunuz. Elif'e bir şey söylediğimizde hemen sen Elif'le alakalı yorum yapıp bu olabilir, normal, şöyle, böyle evet, diyorsun bana göre yani. Normal olamaz mı? Fikrini mantık söylüyor. Uyuşuyor. Ayrıca ben bir şey söylemek istiyorum Fatih Bey. Hani yapamıyorsun da yok orayı gezdim, burayı gezdim, bir de gelini mutfakta uğrayalım dedin. Siz öyle mi uğrayarak mı alındınız buraya? Buraya yüzlerce kişi arasından seçilip geliyorlar, bu bir. Öyle uğradın havası yok burada. İkinci, sen senin kaçıncı haftan oldu? Kızı rahat bırakın, bir ikinci, üçüncü gün olsun, belki açılacak. Siz fırsat verin, konuşmasını çok istiyorsanız birazcık susun. Elif sen maşallah ne diyorsun? Duygu bir başladığını bitirmiyorsun. Fatih Bey o kadar tedirgin ki
böyle kırılacak gibi, mutfağa yabancı, bizlere yabancı. Belki bizleri analiz ediyor kendi içerisinde. Hani diyorlar ya konuşmuyor diye. Onun yapısı, ses tonu budur. Belki bizleri gözlemliyordur. Acaba kime nasıl gitsem diye kendi iç dünyasında bir şeyler kuruyordur. Her bir taraftan konuşamıyorsun, edemiyorsun, kendini savunamıyorsun. Bu sefer kızın üstüne yüklendikçe ben savunmaya geçiyorum istemsizce. Çünkü ben çalıştığımda onun yaşında bize yeni başlayan hemşire arkadaşlar olurdu. Abla ne olur gelir misin benimle, abla ne olur. İster istemez kardeş duygusunu hissedip sahiplenmek de istiyorum. Bunu açık açık da dile getiriyorum. Ama size yedirmeyeceğim bu kızı. Hani gezmek derken, gezmeye biz zaten geliyoruz İstanbul'a. Ben etmedim Hatice teyzeciğim, onu dileyim söyledim. Ya şimdi Hatice teyze, benim kurduğum cümleyi öyle bir evirdiniz çevirdiniz ki olayın içine girdiniz. Ya ben dedim ki hani bunu mizansen yaparak diyeyim yani anlattım. Hiç sesi soluğu çıkmıyor. Acaba böyle bir şey mi var? Yani ironi yaptım açıkçası. Ama ben de mesela iki günden beri içeride konuşuyor mu? Konuşamadım. Bakın diyor, ben diyor çok konuşkan bir insanım. Evet, ne aslında kadar konuşkanım, tamam, ben konuşamadım. Alışacak, bir sabredin ya. Ortam alışana değişik kadar cuma olup gidecekler yani. Cuma günü seni gitmeyeceğim nereden beni canım beni? Nasip, nasip. Hemen yolladınız yani. Nasip, yapabilecek bir şey var mı? İki seni günden beri hiç konuşamadım. Bak, madem öyle bu ikisi sonra senin üzerine yürüyor mu, bundan sonra göreceksiniz. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta, yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.